Geldiniz arkadaşlar. Bugün polinom çalışacağız. Polinomlarda bazı bir kavram var. Bileşik kesirleri basit kesire ayırmak diye bir kavram var. Şöyle ki bakınız. Mesela 2x artı 3 2x artı 4 bölü x eksi 1 çarpı x artı 2 eşittir. Bu bilgisayarlar biraz böyle yavaş yazabiliyor. Eşittir. A bölü x eksi 1 x artı 2. Şimdi bu soldaki kısım bileşik bir kesir. Ben bileşik kesiri basit kesirler cinsinden yazmaya çalışacağım. Mesela 3 bölü bir şey artı 5 bölü bir şey hani. Bu ders özellikle 12. sınıfta integral dersinde lazım olan bir şey. Özellikle bir, polinomlarda da lazım olan bir şey. İki, polinomlarda üzerinde duruyorsun. Bakın bunu nasıl yapacağız? Mavilenelim. Burayı x artı 2 ile, burayı x eksi 1 ile genişletip payda işlemesi yapacağım. Şimdi dikkat et. A çarpı x, ax. Artı a çarpı 2, 2 a. Buraya kadar tamam mı? Artı bx eksi b bölü, bu paydalar aynı zaten. Burayı görebiliyor musunuz? Bakın bakalım. Bu paydalar aynı. Bir daha yazmıyorum. O zaman bununla bu, bununla bu gider. Bunu görebildiniz mi? Evet. Sadeleşti onlar. O zaman 2x artı 4. Burası ax artı bx. Hani bu bx'i buraya yanına aldım. Toplama işleminin yer değiştirme özelliği var ya. Artı 2a eksi b. Burada bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. Şimdi ben bu x parantezine alsam burayı. A artı bx artı 2a eksi b eşittir 2x artı 4 olur. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi yan tarafta devam etsem. Burada arkadaşlar polinom eşitliğinden dolayı bakınız. Polinom eşitliğinden dolayı x'in katsayısını burada x'in katsayısını eşitleyeceğim. A artı b'ye 2 eşitleyeceğim. Görebiliyor musunuz? Yazıyorum şimdi. A artı b eşittir 2. Peki 2a eksi b'yi de 4'e eşitleyeceğim. 2a eksi b'yi de 4'e eşitleyeceğim. Ben bu iki denklemi nasıl çözerim? Taraf taraf toplarım. B'ler gider. 3a eşittir 6. A eşittir 2. B eşittir. Şimdi bu 2'yi mesela şuraya yazsam, buraya 2 yazsam, 2 ile neyi toplarsam 2'ye de 0, B'ye de 0. Demek ki hocam 2x artı 5 yaptığında bu böyle tamam arkadaşlar. A 2, B de 0'dır. Demek ki bu ifade A yerine 2 yazarım, B yerine 0 yazarım. Rasyonel ifadelere ayrılmış oldu. Bir başka bir örnek çözelim. Mesela 2x artı 7 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 3 diyelim. Bu ifadeyi basit kesirler cinsinde nasıl yazacağım? Ben bir anlatayım da öğrenelim. X eksi 2 artı b bölü x eksi 3. Şimdi burada kırmızıyı alalım. Bak şimdi. Burayı x eksi 3 ile, burayı x eksi 2 ile genişleteceğim, değil mi? Şimdi buradaki temel mantığı da anladınız. X'in katsayıları, x'in katsayısına sabit terim, sabit terim. Bak şimdi ben bunu biraz değişik anlatacağım. İyi dikkat edin. Ax eksi 3a'dır şu kısım. Şimdi bx eksi 2b yazacaktım yan tarafa. Onu ben şuraya yazsam. Buraya yazsam. Bunların toplamı paydalar gidecek biraz sonra 2x artı 7'ye eşit olacak. Ben biraz anladım aslında. Bak şimdi. O zaman şurada göstereyim birazcık. Şimdi ben şimdi burada a artı bak şimdi. Burada a artı
B'yi, x'in katsayısını 2 eşitlemiyor muyum delikanlı? Evet hocam. Şu 2a eksi b'yi de sabit kesimi de 4'e eşitliyorum. Hani ben sadece bu soruda yan yana yazdım ya. Bu doğru bir anlatım. Burada bir soru yok. Öbürü de doğru. Ben şimdi öbüründen göstereyim. Ben şimdi burada a artı b'yi 2 eşitleyeceğim. Eksi 3a eksi 2 b'yi de 7 eşitleyeceğim. Aynı bak, hani aynı işlem yani. Yani bunları yan yana yazsaydım a artı b'yi zaten 2 eşitlemeyecek miydim hani? Az önceki soru gibi düşün. O zaman ben şimdi a artı b, evet aferin, a artı b 2'ye eşit, eksi 3a eksi 2 b de 7'ye eşit. Tamam. Şimdi yok, taraf tarafa toplayınca gelmiyor. Yukarı 2 ile çarpsam, şimdi toplasam bunlar gider. Eksi a eşittir 11. A eşittir eksi 11. Bu durumda eksi 11'i yerine yazsam, şu birinci denklemde yerine yazsam, a artı b eşittir 2 idi ya, buraya eksi 11 yazsam, o zaman bu da 13 olur. B 13, a da eksi 11 arkadaşlar. Soru bitti. Efendim. Şimdi bu soruyu çözelim bakalım. Burayı x artı 5 ile, burayı x artı 2 ile genişleteceğiz. Doğru mu? O zaman ne oluyor? Ax artı 5a oluyor. Şimdi bunun yanına yazacağımı aşağı yazıyorum bak. Bx artı 2b. Bunlar topladığımda 4x eksi 6 eşitleyeceğim. Paydalar gidiyor ya. 4x eksi 6. Bu durumda a artı b 4'e eşit. 5a artı 2b de eksi 6'ya eşit. Şimdi ben tutuyorum. Bak şimdi. Tutuyorum. Yukarıyı eksi 2 ile çarpıyorum. Bak. Taraf tarafa topladığımda şu eksi 2b artı 2b gitti. 3a eşittir. Eksi 8. Eksi 6 daha. Eksi 14. A eşittir 14 eksi 14 bölü 3. Bunu yerine yazsak, mesela yukarıdaki denklemde yerine yazsam, bakın yazalım. Eksi 14 bölü 3 artı B eşittir 4. B eşittir 4 artı 14 bölü 3'ten 12, 16, 26 bölü 3 gelir buna. İşte bitti. Biz demek ki A ve B'yi bulabildik. Bu şekilde bulabildik. Bir de şunu söyleyeyim. Farklı formüller verilir bunlar için. O formüllere girmek yok yani. Hep bu aynı taktikle gitmelisiniz. Arkadaş nasıl oldu da, bak şimdi. Bunu bu tarafa aldığında işaret değiştiriyor. Artı 14 bölü 3 oluyor. Öyle kodla. Veya ben burada ekstra bir şey yapayım. Eksi 2 artı x eşittir 6 diyelim. Her iki tarafa artı 2 eklersen x eşittir 8 olur. Öyle değil mi? Bu kadar. Veya bu eksi 2'yi öbür tarafa atsam artı 2 diye geçer. Arkadaş, başka bir arkadaş şunu sordu. Bu B'nin toplama işleminde hani bir sıkıntısı var. Bura bölü 1. Bu bir kesim pay ve paydasını sıfırdan farklı bir sayıyla çarpabilirim. O halde 3 kere 4 12 bölü 3 artı 14 bölü 3 olur. Paydalar aynıysa aynen yazarım. Paydalar işlemi tabi tutarım. O da 26 bölü 3 olur arkadaşlar. Yapalım. Şimdi böyle bir soru çözelim arkadaşlar. Burada px qx'e eşitse x'in katsayısı x'in katsayısına eşittir. Bak, 2x artı 5 eşittir c eksi 1x artı p artı 11'di. O zaman x'in katsayısı x'in katsayısına eşitlenir. C eksi 1 2 eşit c eşittir 3. Tamam. Şimdi benzer şekilde p artı 11'de 5'e eşit, p eşittir eksi 6. O halde c çarpı p nedir demişti. C 3, bu da eksi 6 da eksi 18. Yani polinomlarda eşitlikten faydalandık burada. İşte biz az önceki soru kalıbında da polinomlardaki eşitlikten yararlanıyoruz delikanlı. Bana istediğiniz yeri sorabilirsiniz. Dilim döndükçe anlatırım. Bakın burada ben mesela a artı b 2'ye eşitliyorum. Neden? Çünkü x'in katsayısını x'in katsayısına sabit sayı sabit sayıya eşitliyorum.
Ha, bize kolaylık sunuyor.